Evet merhabalar. Aruzla alakalı yeteneklerimizi pekiştirmek amacıyla bir video daha hazırladım. Bu Fevziye ait ki benim yüksek lisans tezi olarak çalıştığım bir şahsiyettir. Divanındaki gazellerin ilkidir. Zaten Fevzi diye kendi adıyla başlıyor ve kendi adıyla başlarken de zihafa başvuruyor. Türk edebiyatında bazen bir kelimeyi illaki kullanacağım diye şairlerimizin bile 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 isteye efendim e, zihafa düştükleri görülebilir. Buna dair örneklerimiz mevcut. Daha sonra onlara değiniriz. Şimdi fevziçün için vaciptir ahir tire hak olmak bana pes haram olsun o afetsiz helak olmak bana diyor. Zaten okurken hecelerindeki o uzunluk, kısalık, kapalılık, açıklık durumlarını dillendirdiğimizde vezin kendisini hissettiriyor. Diğer yandan altlı üstlü eğer bir satıh üzerinde buluyorsak mısraları yazmak bizim için daha e, elverişli hale getirir vezin bulmayı. E, bu sayede heceleri kaydırmadan medli heceyi de tespit ederek altlı üstlü sıraladığımızda vezin bizimle konuşmaya başlar. Daha sonra mısraları heceleri birbiriyle kıyaslayacak şekilde dizeriz ve açıklık kapalılık dengesini takip ederiz. Fev ve pes heceleri kapalı. Birinde kapalı, diğerinde açık. Burada doğrudan e, açık bir heceye ihtiyacımız var. Bunu bize hissettiren farklı ipuçları, karineler söz konusu. Bakınız açıldığı halde 3. ve 4. hecelerde kapalı. Eğer fevzi hecesinde zihaf yapmayıp aşağıdaki heceyi uzatarak imale yapmış olsaydık 4 kapalı hece yan yana gelecekti. Aruz kalıplarının hiçbirinde 4 kapalı hece yan yana gelmiyor. Bu ipucundan hareketle burada bir işlem yapmamız gerektiğini tespit ediyoruz. E, dolayısıyla şöyle bir yol izleyebiliriz devamında da hece sayısını saydığımızda 15 heceden oluşan 2 mısra görüyoruz. E, buna uygun vezinler olması gerekiyor. Yani Tefilelerinin hece sayısının toplam 15'i bulduğu feilatün, 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 feilün, failatün, 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 failün, mefailün, feilatün, mefailün, feilün gibi kalıplardan birine işaret etmesi gerekiyor. Ki burada en makulü zihaf yapabileceğimiz hece i sesinin kısa okunması yoluyla elde edeceğimiz zi hecesidir. Dolayısıyla zihafı yaptık ve bir failatün elde ettik. Şimdi ikinci tefilede bakalım. İkinci tefilede de üstte kapalı, aşağıda açık hece elde etmemek adına sekt yapıyoruz. Sekt eyleminde bakınız olsun no şeklinde ulama yapmadığımızda kapalı bir hece elde ediyoruz. Yukarıda da doğrudan kapalı bir hece var. Dolayısıyla ilk önce bunu denememiz icap ediyor ve sekt adı verilen eylemi yapıyoruz. Bakınız haram olsun derken zaten haram olsun suretinde hecelemiyoruz. Buradaki ulamayı da gayet güzel gösterdik. Daha sonra sekt tespit ettik. İkinci tefile de devam edecek olursak bakınız vacip dürahir derken ulamamızı yapıyoruz. Olsun o afet. İkinci fa elde edeceğiz. Fa i la tün. Evet. Buralarda da bakınız ulamalara sekt değil mi? Zihaf hatta mevcut. Yani aruza dair öğrendiğimiz her şeyi pekiştirebileceğimiz bir imkan sunuyor bize bu beyit. Bakalım fa ilatün, fa, i, la bu hecelerde bakınız ulama var değil mi? Hak olmak, lak olmak e, zaten gazelin tamamında burada ulama var. E, ne için? Çünkü helak olmak. İşte efendim tire hak olmak bunlar e, aynı zamanda kafiyeyi oluşturan kelimeler. Hep aynı yerde mısra sonlarında beyt sonlarında benzer şeyler ulamalar yapacağız. Evet fa, i, lün son hece her zaman kapalı. Dediğimiz gibi beyti hecelediğimiz biçimde yazdığımızda Aradaki tireler efendim bazen oluyor değil mi? Transkripti ifade eden, Farsça tamlamaları ifade eden, Arapça tamlamaları keza ifade eden tireler ve kesmeler bizi çok ilgilendirmiyor. Burada fevzi çün vacibdür. Evet heceyi açmazsak yani kısaltmazsak e, zihaf yapmazsak vezin tutmayacak. 5 adet kapalı hece yan yana gelecek. Bunu düzeltmenin yolu zaten failatünü de tespit ettiğimiz andan itibaren bir zihaf yapmak. Bakınız şairler genellikle bakide bile vardır. Baki derken ki hecesini kısa yaparak zihaf yapar. Hatta şunu iddia edebilirim. Şairler uzun i sesini joker olarak kullanırlar. Yeri geldi mi kısa, yeri geldi mi uzun kabul ederler. Yani şurada çok kaliteli bir zihaf dahi yok. Bizim şairlerimiz örnek vereceğim. Çün hecesini kısa kabul etmezler. Yani bunu çün nun sesini, ne sesini yok kabul ederek Efendim bir zihaf yapmazlar. Uzun ünlüyü kısaltarak zihaf yaparlar ve kısaltılan uzun ünlü de genellikle iyi sesidir. Hatta mahlastaki iyi sesidir diye sistematize edebiliriz. Onun dışında haram olsun değil mi? Vacip, dürahir, buralarda ulama var. Ancak olsun o afet derken değil mi? E, heceyi açmadan kapalı bir hece elde etmemiz gerekiyor. Burada da sekt adı verilen eylemi uyguluyoruz. Bakınız ulama her zaman diyorum dilin doğasında zaten mevcut olan bir durum. Onu yapmamak vezin geriyi e, vezin tutsun diye yapmamak ise bir kusurdur. E, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ulama ve imale birer kusur olarak değil birer aruz işlemi olarak nitelenirken sekt ve bakınız burada görülen zihaf birer aruz kusurudur literatürde. Devam edelim. Tabi veznimiz de burada kendisini hissettirdi hemen. Failatun, 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 failun. Fevz için va, cibdü rahir, tire hak ol, Pes haram olsun o afet, siz helak ol, makmana. Bu yüzülfi irmedin da hi canıma. Şahane ve bil mem nedendir çak çak olmak bana. Bakınız Ça çak olmak dedik. Çak hecesinin medli hece olduğu değil mi? Aşikar. Bunu da dikkat edin yukarıda iki heceye karşılık girecek şekilde dizdim. Çünkü saydığınız zaman şurada 15 hece. Alt mısrağı ise 14 hece çıkacaktır. Çünkü bir kapalı bir açık heceye denk gelen değil mi? Medli bir hece söz konusu. Medli heceleri öncelikle tespit etmek bizim işimizi kolaylaştıran bir aktivite olacaktır. Daha sonra altlı üstlü mısraları heceler birbirine karşılık gelecek şekilde dizdik. Bakınız fa i la tün derken burada üst mısrada bir imale yapmamız gerektiğine kanaat getirdik. Vezin sağlıklı bir şekilde çıkmaya başladı. Fa i bakınız açık la tün Burada da üst mısrada da hecesini da suretinde uzatarak okumamız gerekiyor. Taktiğiyle okurken. Evet. Fa, i değil mi? Çak. iki heceye karşılık geliyor. Hatta yukarıda ilk hecede de değil mi? İmale yapmamız gerekiyor. Bakınız burada zaten hiçbir şey yapmazsak ilk bulduğumuzda üç açık hecenin yan yana geldiğini görüyoruz. Da, hi, me. Burada bir sıkıntı olduğu aşikar çünkü 3 açık heceyi barındıran bir aruz vezni yok. En fazla 2 açık, en fazla 3 kapalı hece yan yana geliyor. Tabi bazı durumlar hariç. Mesela feilatün vezninin sonu faalün olursa 4 kapalı hece yan yana gelebiliyor bu durumda. Burada da gene bir durum olması icap ediyor. Bir şey yapılmış olması icap ediyor. Biz o şekilde bilebiliriz. 4 kapalı ve 3 açık heceyi barındıran aruz kalıbı yok. Evet çak medli hecemizi de bulduğumuza göre. Bakınız meşamı canıma ve çak olmak bana. Evet yukarıda bir imale söz konusu kol hecesine m açık hecesi denk geldi. M suretinde uzatacağız. Fa ilün de çıktı. Ve vezin. Bakınız. Fa ilatün, fa ilatün, fa ilatün, fa ilün. Aşağıda hecelerde fa derken e, ayın. İ'nin yanında olacak vezni bulurken onu söyleyeyim arkadaşlar ufak bir e, sıkıntı var. Hepten kaldırabiliriz veya şu İ'nin başına koyabiliriz. hecelerken çünkü fa i la -tün demiyoruz. fa i la -tün, ayın inin önünde olması icap ediyor. Ayın harfi unutmayın e, bir e, ünsüz harfe karşılık gelir Arapçada. Türkçe telaffuza çok uygun değil. Türkler genellikle sert bir duruş ya da önceki ünlüyü uzatmak suretinde ayını günümüzde kullanıyorlar. Ama eskiden işte çok iyi Arapça, Farsça biliyorum, tecvitle okuyorum diyenler belki de o şekilde kullanıyorlardı. Yani fa'ilatün değil, fa'ilatün gibi gırtlak yapımıza muhalif bir sesi seslendiriyor olabilirler. Hasreti la'lili yunu yaktı gönlümü. Istıraridir esiri abı tak olmak bana. Evet bakınız altlı üstü kıyasladığımızda birbirine denk geliyor heceler. Dolayısıyla çok fazla yormayacağını ümit ettiğim bir beyit. Altlı üstü kıyaslayarak devam ediyoruz. Fa, i, la bakınız ti hecesini ti suretinde okuyarak efendim oradaki hece kaybını telafi ediyoruz. Fa ila, tün, çıktı. Hasreti la ri. Evet bakınız yukarıda İmale olacağı açık. Aşağıdaki e, aşağıda da sekt olması icap ediyor. Onu da belirtelim. dur buradaki heceyi açmadık. İşaret koymayı unutmuş olabilirim. Lakin şurada yaptığımız eylem sekt açmadık heceyi. Niye? Kapalı hece lazım. Bir de şöyle bir şey var. Bakınız e, burada zaten koyulmama sebebi de o. Istıraridir bir cümle bitiyor değil mi? E, hatırlayın ulamalar arada noktalama işareti olan anlaşılıyor. E, İki kelime arasında olmaz. Yani bir nokta varsa, bir virgül varsa, değil mi? Burada da hiç olmadı bir virgül olduğunu düşünüyoruz. Istıraridir esiri abı tak olmak bana. Dolayısıyla bir cümle tamamlanıyor. Hiç olmadı bir virgül gerekiyor orada. Burada set yapmaya da gerek yok. Çünkü ulama, söyleyişteki ahenk gereği gerekmiyor burada. Ve fa, i, la tüm hecesini buluyoruz. Bakın altlı üstü eylemler yapmamız gerekiyor. İlkinde üste ulama pardon imale yaptık. Gene açık bir hece normal vezin gereği. Bakınız imale yapmamız gerekiyor. Uzun hece var aşağıda. Zaten 3 tane açık hece yan yana geliyor. Burada bir eylem yapmamız gerektiği zaten görülüyor. Evet diğer noktada da değil mi bakınız. Fa ila tün. Fa -tün çıktı. 3. fa ila tün için bakalım durum ne? Fa ila Tün. Bakınız zaten önceki mısrada da söz konusuydu. Beyitte söz konusuydu. Ta ki olmak bana demiş. Ulama yapılıyor kafiyelerde. Değil mi? Yaktı derken burada kol kelimesine karşılık geliyor. Hecesine karşılık geliyor. İmalemizi yaptık. Gönlümü son heceler kapalı zaten. Mak bana failün ve vezin Failatun, 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 failun. Hasreti la li lebi mey yaktı gönlümü. Istırari dür esiri abı ta kol makbana demiş şairimiz. Evet failatun veznini pekiştiriyoruz. Aruz işlemleri açısından zengin bir beyt, zengin bir şiir. O yüzden örnek olsun diye bunu seçtik. Evet. Şöyle çirkalıdı isyan oldu ceybi ismetim. Olmaz illa ateşi ışkı ile paç olmak bana demiş şair. Şimdi buradaki beyti de yine hep aynı mantık. Heceler altı üstü birbirini karşılayacak şekilde yazıldı değil mi? Medli bir hece tespit edilemedi. Öyleyse Bismillah deyip başlayalım. Kapalıya kapalı, açığa açık değil mi? Olmaz illa derken ulama söz konusu. Bunu da gösterdik çirkalut derken burada zaten bitişik kelime olduğu için e, göstermemize gerek bile yok. Ancak e, hecelerken bu şekilde yazarken zaten ulamalar doğal bir şekilde gösteriliyor. Ama yine de e, yapalım. Herhangi bir mahsuru da yok burada. Failatün şöyle çirka olmaz illa değil mi? Failatün fa, fa kapalıya kapalı i la tün Evet, ulama var burada, değil mi? İsyan oldu derken, ulamayı yaptığımız halde bir şey değişmiyor. Anla biten heceler, bakınız, isyan, yan hecesi, medli hece kabul edilmiyor. Böyle bir temayül var, an ile biten heceler medli, yani bir buçuk hece kabul edilmiyor divan şiirinde. Yani buradaki ulamayı yapsak da hece açılsa da açılmasa da zaten medli bir hece yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Tün çıktı. Fa değil mi? Yukarıda kapalı, aşağıda açık hece var. İ la tün parça olmak bana zaten her beyitte karşılaştığımız kafiye e, ile ilgili husus. Fa ilün de karşımıza çıktı. Fa Fa'ilatün, fa Fa'ilün. Fa, 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 Şöyle çirka, lüd isyan oldu cebi ismetim. ''Olmaz illa ateşi ışk ile pâk olmak bana'' suretinde beytimizi taktili okuduk. ''Bin hayatı cavidan bulmaktan ahladır bu dem, derdi ışkı yar ile fevzi helak olmak bana'' demiş. Son mısra'da da e, ismini, mahlasını yad ediyor Fevzi Efendi ve biz vezni bulacağız. Evet... Derdi. Değil mi? Burada D fazladan kalmış. Ee, sorun yok. Yani derdi şeklinde heceleyeceğiz. Orada derd bir buçuk hece falan değil. Yanlış yazmışız. Olur böyle vakalar. Sıkıntı yok. Derdi. ışkı, Bakınız vezin gereği altlı üstlü aynı yerde kapalı heceye ihtiyacımız var. Fa ila tün derken tün hecesine karşılık geliyor şu iki yer. Öyleyse birini diğeriyle kıyaslamaya gerek yok. Unutmayalım. Vezni şiire uydurmayacağız. Şiiri vezne uyduracağımız için ne yapıyoruz? Kapalı hece bulunan vezin gereği kapalı hece bulunan yerlerde açık hece varsa otomatik olarak uzatıyoruz. Bin hayatı derdi ışkı fa ilatünü bulduk. Evet fa i la tünü de bulduk. Bakınız şurada dan derken anla biten hece medli kabul etmedik. Aşağıda ona karşılık açık bir hece denk geliyordu. Onu kapattık ve imaleye başvurduk. Değil mi? Yar ile derken ayrı yazılmaktan kaynaklı şurada bir ayrım var. Biz onu ulamayla değil mi? Ne yaptık? Telafi ettik. Çünkü hece yar ile suretinde söylenmiyor. Yar ile. Zaten yar tek başına medli bir hece. Burada ulanmamış olsa bir buçuk heceye karşılık gelecek. Bu türden yerlere dikkat edelim. İşte dediğim gibi aruz eylemlerini, işlemlerini gösterebilmek adına zengin bir e, şiir karşımıza çıktı. Bin hayatı cavidan bul. Evet üçüncü fa ilatüne geldi. Fa, i. Evet, değil mi? Şurada tanahla derken, tanah diye hecelediğimiz için ne yapıyoruz? Ulamayı da gösterdik. Helak olmak bana derken, değil mi? Yine... E, kafiyelerde hep ulama söz konusu. Tün çıktı failatün ve sonu failün olacak failün suretinde taktili de okuyalım failatün 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 failün bin hayatı cavidan bul ahladır bu dem derdi ışkı yar ile fevzi helak ol makbana demiş şairimiz biz de böylece beş beyitlik bir gazelle Aruz işlemlerine ve kusurlarına dair alıştırma yapmış olduk.